And then you'll die. Evet. Dikdörtgen dediğimiz arkadaş ne olacak? Bütün açıları dik açı olan paralelkenarı biz dikdörtgen diyoruz. Yani normalde biz paralelkenarda karşılıklı açıların birbirine eşit olduğunu, komşu açıların toplamının 180 derece olduğunu söylemiştik. Burada tüm açıların biz 90 derece olduğunu biliyoruz. Yine paralelkenarda olduğu olan özelliklerin hepsini bu da sağlayacak arkadaşlar. Şimdi olayımız şu. Dikdörtgenle biz köşegenleri çektiğimiz zaman köşegenler birbirini ortalayacak. Eşkenar dörtgenini hatırlıyorsanız burada bir dik üçgen oluşuyordu. Pardon, bir diklik oluşuyordu. Dikdörtgende böyle bir olay yok. Ve burada genelde kullanacağınız olaylardan bir tanesi de ne olacak arkadaşlar? Z kuralı. Çünkü dikdörtgende nedir? Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Yani bu DC AB'ye paraleldir. Buradaki BC de nereye paraleldir? AD'ye paraleldir demek gerekiyor. Ben şuraya alfa diyecek olursam Z kuralından buranın da alfa olduğunu söylerim. Daha sonra bakın ikizkenarlıktan dolayı burası alfa olacak. Tekrar Z kuralı kullanırsam bu da alfa olarak yukarıya çıkacak. Yani şuradaki alfayı ne yaptım? Buraya taşımış oldum. Aynı şey şuradaki açı için de geçerli. Bakın ben şuraya beta diyecek olursam Z kuralından dolayı burası ne yapacak arkadaşlar? Beta yapacak. İkizkenarlıktan burası beta yapar. Benzer şekilde burası da beta yapar. Ya da ben buraya beta dersem artık alfa ile beta'nın toplamının 90 olduğunu biliyorum. Bakın burada da alfa var, burada 90 var. O zaman burası mecbur beta'dır deyip tüm köşede tekrar beta'yı yerleştirmiş oluyoruz. Bunun çevresi nedir arkadaşlar? İki farklı uzunluğunun yani eni ve boyu. Şurası bizim için nedir? Boydur. Burası bizim için nedir? Endir. En ve boyunun toplamı iki katıdır. Yani A ile B'nin toplamının iki katı demem gerekiyor. İlerleyen kısımlarda bunun alanından bahsettiğimiz zaman da en basit yöntemiyle kenar uzunluklarını biliyorsak eğer iki kenar uzunluğunun çarpımında bize neyi verecek? Alanını verecek. Devam ettik. Bunlardan zaten bahsetmiştik. Arkadaşlar ABC'lerimiz dikdörtgen olduğunu biliyorsak eğer 40 derecesini Z kuralını kullanırsak buranın da 40 derece olduğunu söyleriz. Bu bir. Daha sonra bildiğimiz özelliklerden biri bu köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman bu da çift çizgi varsa burada da çift çizgi vardır. Burada da çift çizgi vardır. Burada da çift çizgi vardır. Bakın bu durumda şu aşağıda AEB üçgeninde yine bir ikizkenarlık elde etmiş oldum. Burası 40 derece ise burası da 40 derecedir. Şu üçgenin içerisinde de yine bir ikizkenarlık var. Yani AEF üçgeninde ne oldu arkadaşlar? İkiz kenar üçgen oldu. Bu durumda burası 40 derece ise ne olması lazım? Geriye kalan 140'ı 70 derece şeklinde paylaşması gerekiyor. Doğru açıdan dolayı buraya 110 derece diyecek olursam 110, 40 da burada var. 150, burası da ne yapar? 30 derece yapar demem gerekiyor. Yani bu durumda bizim FEB dediğimiz açımız, bakın FEB şuradaki açıdır deyip seçeneklerden bizim 30 dereceyi işaretlememiz gerekiyordu. Bir sonraki sorumuz da bakın ne demiş bize? AC uzunluğu ED uzunluğu eşittir. Arkadaşlar genelde köşegene uzun olan bir kenar verildiğinde diğer köşegeni de siz çizin. Orada bir ikizkenarlık elde etme ihtimaliniz yüksek. Niye? Biz köşegen uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Bu durumda bu DB uzunluğu da nereye eşittir arkadaşlar? ED eşittir. Bakın BD uzunluğu ED'ye eşit olacak. O zaman burada bir ikizkenarlık elde etmiş oldum. Yani şekli çizen çok düzgün çizmediği için köşegen de çok uzun olacağı için arkadaşlar sadece buraların eşit olduğunu söylemişsiniz. Eşit olduğunu kabul ederek işlem yapacaksınız. Biz buranın dik olduğunu biliyoruz. AEB açısının da şuranın 35 derece olduğunu biliyoruz. İkizkenarlıktan dolayı buraya da 35 derece gelecek. Daha sonra bakın 35, 35, 70 yapar. Şuradaki tep açısına normalde 110 derece kalır. O zaman şuraya ne kaldı arkadaşlar? 20 derece kaldı demeniz gerekiyor. Bakın buraya 20 derece kaldı. Burası zaten 90 derecedir diyoruz. O zaman yine Z kuralından burası 20 ise buradaki açı da 20 derecedir. Benzer şekilde buradaki açı da nedir? 20 derecedir. Yine Z kuralından burası 20 derecedir diye yazabilirsiniz. Bizden istenen
BAC açısı, bakın BAC açısı. O zaman buradaki açıyı biz 20 bulduğumuz için seçeneklerden bizim 20'yi işaretlememiz gerekiyordu. Bir sonraki sorumuzda ABC'den biz dikdörtgen olduğunu biliyoruz. AE bakıyorum herhangi bir kenar. Nereye eşitmiş? DB'ye, yani köşegene eşitmiş. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Diğer köşegeni de ben çiziyorum. Bu durumda neyi söylemiş oldum aslında? Buranın da BD'ye eşit olduğunu söylemiş oldum. BD'yi zaten vermiş. AC'ye eşit olduğunu söylemiş oldum. Yani buraya da ne yapıyorum arkadaşlar? Şu eşitliği atıyorum. Bakın. Şimdi burası 40 derece ise biz köşegenlerin birbirinin ortalığını bildiğimiz için ikizkenar üçgenleri oluşacağını biliyoruz şu alt tarafta. 40 derece ise burası da 40 derecedir. Z kuralından buradaki 40'ı buraya taşıyabilirim. 40 derece. Sonra buradaki A, E, C üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için burası toplamda 80 derece yaptığına göre buradaki bizim x'imiz de yine nedir? 80 derecedir deyip seçeneklerden bizim 80'i işaretlememiz gerekiyordu. Bir sonraki sorumuzda ABCD'nin dikdörtgen olduğunu biliyorum. AE'nin nereye eşit olduğunu, AF'ye eşit olduğunu, EF'nin de EB'ye eşit olduğunu söylemiş. Arkadaşlar yine ikizkenarlığı kullanacak olursak ya da şunu kullanmam gerekiyor, yanlış söyledim. Köşegenler birbirine ortaladığı için buradaki bir parçada tek çizgi olduğu için burada da tek çizgi vardır, burada da tek çizgi, burada da tek çizgi. Yani buradaki, şuradaki DFC üçgeni bir ikizkenardır. DFA üçgeni ikizkenardır, BCF ikizkenardır, AFB de yine nedir? İkizkenardır diyebilmeniz gerekiyor. Bakın, buradaki ikizkenarlığı kullanacak olursam burası x ise burası da x'tir. İki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıdır dersem buranın 2x olduğunu söyleyebilirim. O zaman buradaki ikizkenarlığı kullanırsam burası 2x ise buradaki diğer tek çizgiyi gören açı da nedir? Yine 2x'tir. Ve benzer şekilde bakın burada da tekrar bir ikizkenar olduğu için buradaki açı x olduğundan buradaki açı da yine nedir? X'tir demem gerekiyor. Artık ister buradaki AFB üçgenini isterseniz AFE üçgenini kullanın. Buradaki açılar toplamı 180 derece olmak zorunda. Yani biz burada neyi söyleyebiliyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki x artı 2x artı 2x'imiz bizim toplamda 180 dereceye eşittir. Yani bizim 5x'imiz 180 derece olacak. Her tarafı 5'e böldüğümüz zaman biz x'i 36 derece olarak bulmuş oluyoruz. Zaten bize x'i sorduğu için seçeneklerden bizim 36'yı bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Arkadaşlar bu bir özellik. Üçgenin içinde ve dışında herhangi bir P noktası alıp bu P noktasına köşelerden çizilen doğruları, yani P noktasında köşegenlerden çizilen doğruları kesiştirdiği zaman şöyle işlem yapacaksınız. Bakın buradaki A'ya uzak olan köşenin neresi arkadaşlar? C. O zaman PA ile PC'yi bağlantılayacaksınız. Buradaki D'ye uzak olan neresi D arkadaşlar? Bu durumda PD ile PB ile PD'yi ne yapmam lazım? Bağlantılamam lazım. Aslında şöyle köşegen çizdiğini düşünün. Köşegen çizdiğiniz, yani şu köşegeni çizdiniz. Şu köşegeni çizdiniz. Şu ortadan oldu arkadaşlar. P noktası oldu. Biz neyi biliyoruz? Şuranın buraya eşit olduğunu, buranın buraya eşit olduğunu biliyoruz. Aynı mantıkla işlem yaptığımız zaman eşitliği elde etmiş olacağız. Yani bizim bağlantıladığımız yer neresi? PA. O zaman PA'nın karesi ile diğer onun bağlantısı neresi? PC. PC'nin karesinin toplamı. D ile B'yi bağlantıladık P noktasıyla. O zaman PD'nin karesi ile PB'nin karesinin toplamına ne olacak? Eşit olacak. Aynısını köşegen çizerek yaptığınız zaman da elde edeceksiniz. Aynı sonuca ulaşacaksınız. Dediğim gibi uzak köşeleri kullanarak işlem yaparsınız. Bu nokta dışarıda da olsa fark etmez. A'ya uzak olan köşe C, o zaman A ile C yine. Ne yapacağım? PA, PC diyeceğim. Yine aynı şekilde PA'nın karesi ile PC'nin karesi demem gerekiyor. Yine buradaki B'ye uzak olan D olduğu için PB'nin karesi ile PD'nin karesinin toplamına eşittir demem gerekiyor. Nokta içinde veya dışında fark etmiyor. Bu özelliği kullanarak işlem yapmamız gerekiyordu burada.
O zaman sorumuza bakacak olursak, bunun içerisinde herhangi bir K noktası vermiş bize, bunun bir dikdörtgen olduğunu söylemiş. O zaman A ile C'yi bağlamışım birbirine, uzak köşeleri. Bu durumda 4'ün karesi ile 8'in karesinin toplamı eşittir. B ile D'yi bağlamışım K noktasında. O zaman 6'nın karesi ile X'in karesinin toplamına eşittir demiş olduk. Bu durumda burası 16 yaptı. Burası 64. 6'nın karesi 36 artı X kareyi elde etmiş olduk. 64 eksi 16 80 yaptı. 36 çıkarttığımız zaman 44'ü elde etmiş olduk. X kare olarak karekök aldığım zaman ben X'i 2 kök 11 olarak bulmuş oluyorum. Yani seçeneklerden 2 kök 11 işaretlememiz gerekiyordu. Bir sonraki sorumuz, bakın yine benzer bir soru. Bu sefer noktayı dışarıda almış. Yani dışarıda nerede olursa olsun yine uzak köşeleri düşünerek işlem yapacağız. Tabii ilk başta şu verilen orantıları bir yazalım. Eşitlikleri bir yazalım. P, A'ya ben A diyecek olursam P, D'miz ne olacakmış? 2 A olacak. Bakın P, D'yi 2 A olarak bulduk. P, C'ye B diyecek olursak P, A'mız ne yapacakmış? 8 B. Buraya da ne yazdık? 8 B yaptık. O zaman bunları oranlayınca A bölü 4 D'yi arıyoruz biz aslında. Şimdi yine A ile C'yi bağlantılayacak olursak diyeceğiz ki 8 B'nin karesi ile PC uzunluğu B olduğu için B'nin karesi eşittir. Aynı şekilde A'nın karesi ile, çünkü biz B ile D'yi birbirine bağladık P noktasıyla, 2 A'nın karesinin toplamına eşit olacak. Bu kareyi açtığımız zaman 64 B kare artı B kare eşittir. Buradan A kare artı 4 A kare, yani 65 B kare eşittir 5 A kare yaptı. Her tarafı 5'e böldüğümüz zaman 13 B'nin karesinin biz A kare olduğunu söyleriz. Karekök aldığımız zaman 13 dışarıya çıkmaz. B kare B diye çıkar. A kare A diye çıkar deriz. Daha sonra bunu götürüp yerine yazdığımızda, yani kök 13 çarpı B bölü 4 çarpı B dediğimiz zaman doğru sonuca ulaşmış olacağız. B'ler gitti. Yani bizim seçeneklerden kök 13 bölü 4'ü bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Arkadaşlar, dikdörtgen olduğu için köşelerdeki açıların 90 derece olduğunu unutmayın. 90 dereceyi kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Mesela burada dikten dikilmiş. Ben şuraya y diyecek olsaydım, şurada bir öklit yapacak olursam y'nin karesinin ben 5 çarpı 1 olduğunu söylerim. Yani ben buradan y'yi kök 5 olarak buldum. Onu götürdüm, burada yerine yazdım. Y'yi kök 5 olarak buldum. Şimdi artık buradaki E noktası dikdörtgenin içerisinde bir nokta. A ile C'yi E noktasında bağlamışım. Yani X'in karesi artı kök 5'in karesi eşittir. B ile D'yi E noktasında bağlamışım. Yani 5'in karesi ile 1'in karesinin toplamı demem gerekiyor. O zaman X kare artı 5 eşittir 25 artı 1, yani 26. Bu durumda bizim X karemiz ne olacak arkadaşlar? 21 olacak. Yani bizim X'imiz karekök aldığımız zaman kök 21'e eşit olacakmış. Devam ettik. Bakın benzer bir soru. Bu köşenin ben dik olduğunu biliyorum. Şuraya y diyecek olursam, şurada yine ben bir ne yapıyorum hemen? Öklit yapıyorum. O zaman dikten indirilen yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir deyip 3'ün karesinin y çarpı 1 olduğunu söylerim. Bu durumda y'yi 9 olarak bulmuş olurum. Bunu 9 olarak bulduk arkadaşlar. 9'u yazdık buraya. Yine burada bir E noktası var. A ile C'yi E noktasında birleştirmişiz. O zaman X kare artı 3'ün karesi eşittir. B ile B'yi de E noktasında birleştirmişiz. Yani 9'un karesi artı 1'in karesi demem gerekiyor. O zaman X kare artı 9 eşittir. Buradan 81 artı 1 gelecek. Yani 82. 9 çıkarttığımız zaman X karenin 73 olduğunu, kök aldığımız zaman X'in de kök 73 olduğunu bulmuş olacağız. Bize x kaç birimdir diye sormuş. Seçeneklerden bizim kök 73'ü bulmamız gerekiyordu. Bir sonraki sorumuz. ABCD'nin bize dikdörtgen olduğunu söylemiş. AC'nin köşegen olduğunu söylemiş. Çevre ABD kaç birimdir diye sormuş bize. Arkadaşlar yine burada bir dikten dikilme mevzusu var. Bakın şu köşenin ben 90 derece olduğunu biliyorum. Ben şuraya x diyecek olursam,
Yine şuradaki parçada ben bir öklit yapacak olursam, diklikten indirilen yüksekliğin karesi nedir? Ayırdığı parçaların çarpımı eşittir deyip x karenin 16 olduğunu, yani bu durumda x'in 4 olduğunu bulmuş oluyoruz. Bakın burayı 4 olarak bulduk. Şimdi buraya k dersem buraya 2k diyeceğim. O zaman burası k kök 5 yapacak derim. Yani burayı 4 kök 5 olarak bulurum. Bu nedir? Yine özel bir, pardon, 4 kök 5 diyorum. Yanlış oldu. Kısa kenarın iki katından 2 kök 5 demem gerekiyor. Bu yine bir özel üçgendir. Bakın aynı şey burada da geçerli. Buraya t dersem burası 2t olacak. Bu durumda burası t kök 5'tir. Yani bu kenarda ne olacak arkadaşlar? 4 kök 5 olacak. Ya hocam ben bunu aklımda tutamam diyorsanız yapacağınız şey belli. Pisagor. 4'ün karesi 16 artı 2'nin karesi 4. 20 yaptı. Kare kökü 2 kök 5. 4'ün karesi 16 artı 8'in karesi 64. 80 yaptı. Kare kökü 4 kök 5 diyebilirsiniz. Bizden istenen bunun çevresi olduğuna göre 2 kök 5 ile 4 kök 5'i toplayıp kaçla çarpmam gerekiyor? 2 ile çarpmam gerekiyor. O zaman benim seçeneklerden burası ne yaptı? 6 kök 5, 2 ile çarptığım zaman 12 kök 5'i benim seçeneklerde bulmam gerekiyordu. Devam ettik. ABCD'nin bize dikdörtgen olduğunu söylemiş. Verilenlere göre AB kaç birimdir diye sormuş bize. Yani şuradaki kenarların eşit olması falan çok da önemli değil aslında arkadaşlar. Neden? Şimdi şöyle düşünün. Bakın ben buradaki F'yi aldım, karşıya doğru uzattım. Ben buradan ne indim diyorum arkadaşlar. Bir dik indiğini biliyorum. Şuranın dik olduğunu biliyorum. Burası kaç birim? 9 birim. Burası kaç oldu? 8 oldu. Burası kaç oldu? 2 oldu demem gerekiyor. Buranın da biz toplamda 10 birim olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O zaman burası 8, burası 10 ise buraya kaç birim kalacak? 6 birim kalacak demem gerekiyor. Yani ben buradaki AB uzunluğunu toplamda 6 artı 9 olarak buldum. O da kaç eşitmiş? 15'e eşitmiş. Benim bir anda aklıma sanki burası da dikmiş de öklit kullanacakmışım gibi geldi. 8'de 2 güzel vermişler. 6 delili orayı 4 bulup seçeneklerden 13 işaretleme ihtimalimiz vardı. Devam ettik. ABCD'nin bize dikdörtgen olduğunu söylemiş, köşegen olduğunu söylemiş. AB'yi 16 birim olarak vermiş, EC'yi 10 birim olarak vermiş. O zaman burada 10'dur, burada 10'dur, burada yine nedir? 10'dur demem gerekiyor. Bize AD'yi soruyor. Arkadaşlar AD dediğimiz aslında, bakın buralar dik olduğu için DC kenarı ile AB kenarı arasındaki uzaklıktır. Bakın bu ikisi arasındaki uzaklığı şu mavi çizgiyle ben çizecek olursam, daha sonra bunu alsam, bu doğrultuda taşısam arkadaşlar, değişen herhangi bir şey olmayacak. Yani bu ne olacak? Yine aynı uzunlukta olacak. Ve ikizkenar olduğu için, aynı zamanda bu da dik olduğu için arkadaşlar ne yapacak? Buradaki tabanı 8 8 olarak iki parçaya ayıracak. 10 birim 8 birim dersek burası 6 birim yaptı. Burası da yine ne yaptı? 6 birim yaptı. 6 6 12 olduğu için biz AD uzunluğunu kaç olarak bulduk? 12 olarak bulmuş olduk. Devam ettik. ABCD'nin bize dikdörtgen olduğunu söylemiş, BD'nin köşegen olduğunu söylemiş, DE'nin 10 birim olduğunu söylemiş. Bakın, burada hem diklik hem kenarortayı gördüğüm için bir ikizkenarlık oluşturmam lazım. O yüzden ne yapıyorum? Buradaki B'yi alıyorum, buraya taşıyorum. Yani burada bir üçgen oluşturmuş oldum. Ben buranın 10 birim olduğunu biliyorum. Burası 6 birim ise burası 6 birim. Burada bir ikizkenarlık elde ettiğim için burası da 10 birim yaptı. O zaman 6, 8, 10 üçgeni de bu EC'yi de kaç birim olarak buluruz? 8 birim olarak bulmuş oluruz. Bizden istenen AB uzunluğu o zaman 10 artı 8'dir deyip seçeneklerden benim 18'i işaretlemem gerekiyordu. Devam ettik. Arkadaşlar bu bir özelliktir. Bunu unutmayın. Köşegene indirilen yüksekliklerin uzunlukları birbirine eşittir. Hemen onu yazalım. Köşegene indirilen yükseklikler eşit
uzunluktadır. Bunu unutmayın. O zaman burası 6 birimse burası 6 birimdir. Burası 4 birimse burası da yine 4 birimdir deyip bu şekilde dağıtabilirsiniz. Tamam. Yani ayırdıkları parçaların uzunlukları eşittir. Yüksekliklerin uzunlukları birbirine eşittir. Bu durumda arkadaşlar bakın biz şuranın dik olduğunu biliyoruz. Burada da yüksekliği gördüm. Yine öklit kullanmaya çalışıyorum şu parçada. Hemen kenara geçtim. Dedim ki burada ben bir öklit yapmaya çalışayım. O zaman diklikten indirilen yüksekliğin karesi 6'nın karesi ayırdığı parçalar. Yani buradaki 4 ile buradaki x artı 4'ün çarpımı eşittir. 4 çarpı x artı 4'tür demem gerekiyor. O zaman 36 eşittir. 4 çarpı x artı 4. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman 9 eşittir x artı 4. 4 çıkarttığım zaman x'i kaç olarak buluyoruz? 5 olarak buluyoruz. Yani doğru cevabımız 5'tir dememiz gerekiyor. Bu yıldızı niye attım unutmayın. Köşegene indirilen yüksekliklerin uzunlukların eşit olduğunu unutmayın diye buradaki kısma dikkat çektim. Demiş ki bize ABCD dikdörtgen verilenlere göre x kaç birimdir diye sormuş bize. Arkadaşlar az önce yaptığım gibi bakın buradaki 10 santim nedir? AB kenarıyla DC arasındaki uzunluktur 10 birim. O zaman ben bu 10 birimi alsam şuraya da taşısam değişen bir şey olmaz. Veya ben bu 10 birimi alsam buraya da taşısam değişen herhangi bir şey olmaz. Şimdi ilk başta mavi kısmı yapacak olursam bakın burası 10 birim. Buraya A dersem şuradaki uzunluğun tamamı 29-A yapar. O zaman ben buraya tekrar dikten dik indirdiğim için öklit kullanacak olursam bakın maviyle bir öklit yazalım. Öklit yapacak olursam derim ki 10'un karesi eşittir. A çarpı 29-A. Yani 100 29A eksi A kare eşit oldu. Hepsini bir tarafa toplarsam A kare eksi 29A artı 100 eşittir 0 mı oldu? Eksi 25'e eksi 4 dersem çarpınca 100 toplayınca da eksi 29'u elde ediyorum. A buradan 25'tir ya da A buradan kaçtır? 4'tür demem gerekecek ki. Bakın ben A'yı burada kısa parça olarak düşündüğüm için 25 değil de kaç almam lazım? 4 almam lazım. Bakın buradan 4 alıyorum. Aynı şeyi şu kırmızıyla çizdiğim yere yapacağım. Yani burayı yine ne kabul ettim? 10 kabul ettim. Bu sefer şuraya B dersem buranın tamamı 29-B'dir derim. Yani burada da yine ben bir öklit yapıştıracak olursam derim ki 10'un karesi eşittir. Ne olacak arkadaşlar? B çarpı 29-B olacak. B çarpı 29-B. Bu durumda B kare eksi 29B eşittir. Ne olacak? 100 olacak. Hatta hepsini bir tarafa toplarsam eksi 100 eşittir. 0 derim. Eksi 100 değil artı 100. Bu durumda yine B'yi kaç olarak buluruz? Az önceki işlemi aynısı sadece değişkenlerin değişmiş. B'yi de 4 olarak bulmuş olacağız. Bizden istenen x. Bakın dediğim buradaki x, burası A, burası B. Burası B. Biz normalde A'nın, x'in ve B'nin toplamını aslında 29 olarak biliyoruz. A'yı ve B'yi biz 4 olarak bulduğumuz için düzenlersek x'i de 21 birim olarak bulmuş olacağız. Devam ettik. ABCD'nin bize dikdörtgen olduğunu söylemiş, DBE'nin doğrusal olduğunu söylemiş, bize ne demiş, BD uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Tamam, bakalım. Arkadaşlar köşegeni çizecek olursak, yani şu köşegeni de biz kendimiz şu şekilde çizecek olursak, biz bu parçanın buraya, buraya ve buraya eşit olduğunu biliyoruz. Burası 15 derecedir. Bu durumda ikizkenarlıktan iki iç açının toplamı, komşu olmayan bir dış açıdır dersen burayı 30 derece bulurum. DBE doğrusal olduğuna göre arkadaşlar şurada bir üçgen oluşturabilirim. Hatta şu noktaya H noktası diyelim ya da T noktası diyelim. T noktası dedik şöyle. O zaman CTE de bir nedir? Üçgendir. 30 derece, 60 derece. Bakın burası ne yaptı? 90 derece yaptı. O zaman 60'ın karşısı var, 30'un karşısı var diye düşünecek olursak. Bakın 60'ın karşısından yola çıkıyorum. Sonuçta şurada eşitlikler var. Köküç kat diyeceğim için buraya x köküç dersem. Burası da yine nedir? X köküçtür. 60'ın karşısı x köküçü, 30'un karşısı x'tir. 90'ın karşısı 2x'tir demem gerekiyor. Yani soruda bana aslında 2x'in 4 artı
x kök 3 olduğunu söylemiş. Yani ben buraya x parantezini alsam 2 eksi kök 3'ü 4 olarak bulmuş olacağım. Buradan x eşittir 4 bölü 2 eksi kök 3 yaptı. Yani benim buradan x'im 4 çarpı 2 artı kök 3 bölü ne yaptım? Eşlenikle çarptım. 4 eksi 3 eşit olacak. Aşağı taraf 1 yaptı, bir önemi kalmadı. Yani ben buradan x'i 8 artı 4 kök 3 olarak bulmuş oluyorum. Peki benden istenen ne? BD uzunluğu. Arkadaşlar BD uzunluğunda 2 tane x kök 3 var. Yani ben 2 kök 3 çarpı x'i bulursam neyi bulmuş olurum? BD'yi bulmuş olurum. O zaman 8 artı 4 kök 3 ile neyi çarpıyoruz? 2 kök 3'ü 2 kök 3'ü çarpıyoruz. Çarpınca buradan 16 kök 3 geldi. 8 çarpı 3'ten buradan da 24 geldi deyip seçeneklerden 24 artı 16 kök 3'ü işaretlememiz gerekiyordu. Bu soru da bu şekilde çözülmüş oluyor. Devam ettik. ABC denimize dikdörtgen olduğunu söylemiş. AE'nin açıortay AE ile EC'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş. AB'de 21 birim demiş. Tamam. Biz buraya alfa dersek burası da alfadır. İkizkenarlıktan dolayı burası da alfa yapar. Z kuralını kullanırsam burası da yine ne yapar? Alfa yapar demem gerekiyor. O zaman şu köşenin tamamı 90 derece olduğuna göre biz 3 alfayı 90 derece olarak bulduk. Bu durumda bizim alfamız 30 dereceye eşittir. Bakın şurası aslında 30 dereceymiş. Burası 90. 30 derecenin karşısında x varsa 90'ın karşısında 2x vardır. Eşitlikten dolayı buraya da 2x deriz. DC uzunluğu AB'ye eşittir. Yani soruda bana aslında 3x'in 21 olduğunu, yani x'in de 7 birim olduğunu söylemişler. Yani doğru cevabımız 7'dir diyoruz. Bir sonraki sorumuzda ABC denimize dikdörtgen olduğunu söylemiş. Burada verilenlere göre FC kaç birimdir diye sormuş bize. Arkadaşlar buraların 90 derece olduğunu biliyoruz. Şuraya alfa diyelim ya da A dersek, burası ne olacak? B olsun dersek. A ile B'nin toplamı 90. Bir 90 da burada var. O zaman burası A olmak zorunda. Burası da nedir? B'dir. Bu durumda 90'ın karşısındaki kenar 90'ın karşısındaki kenara eşit. O zaman şunu yazabiliriz. A, E, D ile hangi üçgen? B, E, F üçgeni ne üçgendir arkadaşlar? Eş üçgenlerdir. Neden? 90 derecenin karşısındaki uzunluklar birbirine eşit. Aynı zamanda açılar 90 AB, 90 AB şeklinde olacak. Buna göre bakıyorum, burada A'nın karşısında 4 varsa buradaki A'nın karşısında 4 vardır. Tamamı 11 ise buraya 6 kalır. Artık buradaki B'nin karşısında 6 varsa buradaki B'nin karşısında kaç vardır? 6 vardır demem gerekiyor. Bakın burası 6, burası 4, burası da kaç? 2 birimdir deriz. Bizden istenen uzunluğu 2 olarak bulmuş oluyoruz. Sonraki sorumuz benzer bir soru gibi gözüküyor. Bakalım burası 90 derece. Buraya A desek, burası B olsa. Buraya B açısı dediğim zaman ters açılardan buranın da B olduğunu görmüş olacağım. Buradaki açılar aynı olduğu için buranın da ne olması lazım? Tekrar A olması lazım. Yani oradaki açıların zaten eşit olduğunu soruda bize şurada söylemiş ve aynı zamanda şekilde göstermiş. Biz A ile B'nin toplamının 90 olduğunu bildiğimize göre arkadaşlar buranın da yine ne olduğunu söyleriz. 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın açılar A, B, 90, A, B, 90. B'nin karşısındaki kenarla B'nin karşısındaki kenar birbirine eşit olduğuna göre bu durumda burada da A, D, E üçgeni ile B, E, F üçgeni nedir? Eş üçgenlerdir dememiz gerekiyor. Şimdi bakalım burada 90'ın karşısında 10 varsa buradaki 90'ın karşısında da 10 vardır. Tamamı 15 birim olduğuna göre şuraya 5 birim kalacak. A'nın karşısında 5 varsa A'nın karşısında tekrar ne vardır? 5 vardır demem gerekiyor. Benden istenen FB. O zaman ne diyeceğim? BF'nin karesi artı 5'in karesi eşittir 10'un karesidir. 100 eksi 25'ten bu 75'e eşit olacak. BF'nin karesi. Karekök aldığımız zaman buradan BF'nin
5 kökü 3 olduğunu bulmuş oluruz. Veya bu hipotenüs 10 birim, diğer dikkenarlardan bir de yarısı 5 birim olduğu için burada 30, 60, 90 üçgeni vardır deyip 30'un karşısı 5 ise 60'ın karşısı 5 kök 3 diyerek işlem yapabiliriz. Bir sonraki sorumuzda FB'nin bize 1 birim olduğunu söylemiş, DF'nin 5 birim olduğunu söylemiş, AE'nin 4 birim olduğunu söylemiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz şu iki üçgeni birleştirirseniz burada bir kum saati var. Ve bu kum saatinde de 1'in 5'e oranından dolayı 1 bölü 5'lik bir oran var. Yani ben buraya A diyecek olursam buraya 5A demeliyim. Buraya B diyecek olursam buraya 5B demeliyim 1'e 5'lik orandan dolayı. Biz AB uzunluğunun DC uzunluğuna eşit olduğunu biliyoruz. Bu durumda bize aslında 5B'nin B artı 4 olduğunu söylemiş. Yani bizim 4B'miz 4'e eşittir. Bu durumda B'miz 1'e eşit olacakmış. Bizden istenen DC uzunluğu. DC neresi? 5B. Yani bizim DC'miz 5B olduğu için götürüp yerine yazınca 5 çarpı 1'den seçeneklerden bizim 5'i bulmamız gerekiyordu. Bir sonraki sorumuzda ABCD'nin bize dikdörtgen olduğunu söylüyor. BD'nin köşegen olduğunu söylemiş. 3 KF 6 birimmiş. O zaman KF 2 birimdir. AK 6 birimmiş. Bu durumda burası 6 birimdir. Bakın şu maviyle işaretledim. İki üçgende bir ne var? Kum saati var. O zaman burada 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'lük bir oran vardır diyebiliriz. Bu durumda ben buraya İşte K dersem buraya 3K demeliyim veya buraya T dersem buraya 3T demeliyim. Bakın burası K iken burası 3K olduğuna göre şuradaki FC ne kalacaktır? 2K kalacaktır. Biz buradaki DC'nin de AB'ye paralel olduğunu biliyoruz. Bizim aradığımız yerde AE yani tamamı. Bakın ben şuraya şöyle X diyecek olursam. Yine ne kullanabilirim? Temel orantı teoremi kullanabilirim. Nasıl kullanırız? 2K'nın 3K'ya oranı, 2K'nın 3K'ya oranı ve paralel olan tabanları kullandığım için buradaki x'in tamamına oranı demem gerekiyor. Yani x bölü x artı 8 demeliyiz. K'lar gitti. İçler dışlar çarpımı yapınca biz 2x'i 16 olarak bulacağız. Buradan bu 3x'e eşit olacak. Yani bizim x'imiz 16 birim olacak. Yalnız bizden istenen AE denilen uzunluk x ile 8'in toplamıdır. Yani biz 16 ile 8'i toplayıp seçeneklerden 24'ü işaretlememiz gerekiyordu. Devam ettik. ABCD dikdörtgeninde E noktasında bulunan bir karınca B, C ve DC kenarlarına uğramak koşuluyla. Yani buradan E'den yola çıkıyor, BC'ye uğruyor. Daha sonra DC'ye uğruyor. Oradan da F noktasına gidiyor. Bakın dikkat ederseniz bu dikdörtgen için şurada bir kenar kullandı. 1. Burada bir kenar kullandı. 2. Burada bir kenar kullandı. 3. Arkadaşlar kullandığı yollar kadar sizin bu şekli çoğaltmanız lazım. Yani şurayı ben bir temizliyorum. Bakın burada olay şu arkadaşlar. Buna benzer soruları katı cisimlerde de göreceğiz. Katı cisimlerin videolarını 11. sınıflarda çekiyorum zaten. Onları da sizle paylaşacağım ilerleyen kısımlarda. Şimdi bu şekli şuraya aldık diyelim. Mecburen şöyle bir yere alacağız ya. Şuraya aldık diyelim. Biz toplamda 3 tane kullanıyoruz. Üçkenar kullandığım için 3 tane de şekil edileceğim ve bunları da şöyle birleştirmem gerekiyor. Hocam bunları niye böyle birleştiriyorsunuz derseniz şimdi açıklayacağım onu. Bakın bunun kullandığı yollar toplamının biz ne olması istiyormuş arkadaşlar? En az olması istiyormuş. O zaman az önce şurada çizdiğim şuradaki doğrusal kısımlar vardı ya. Mesela bir şöyle doğru çizdim, bir böyle doğru çizdim, bir de böyle doğru çizdim. Ben bu yolun en az olması istiyorsak bu çizdiğim doğruları birleştirdiğim zaman bir doğrusal yol elde etmem gerekiyor. Tamam, doğrusal yol elde edebilirsem ancak sonuca ulaşabilirim. Bakın olay şu. Bize verilen ilk dikdörtgen bu. A, B, C, D şeklinde. Buralar C, D olduğuna göre burası B'dir, burası A'dır. Burası B, C olduğuna göre burası A'dır, burası D'dir dememiz gerekiyor. Bakın E noktası nerede? AB'nin arasında şurada bir yerde.
Şey nerede? F noktası nerede? Nerede o? Nerede o? Siz söyleyin. AD'nin arasında, yani şurada bir yerde. Neyse. Şimdi bu çizdiğimiz şekle göre arkadaşlar, bizim yapacağımız şey şöyle bir durum oluşturacak. Biz ne yapıyoruz? Buradaki A noktasından nereye gideceğiz arkadaşlar? F noktasına gideceğiz. O zaman biz bu uzunluğu bulursak, ki yanlış yapmış olduk. Çünkü bizim F noktamız neresi arkadaşlar? Şurada. Buradaki F'den yola çıkıyorduk. Buradaki F'den biz buradaki nereye gitmeliyiz? E noktasına gitmeliyiz. Bunları da doğrusal düşündüğümüz zaman en kısa yolu bulmuş olacağız. B ile E arasını biz 2,20 olarak biliyoruz. AB arasını 14 olarak biliyoruz. AD arasını 10 ve P ile D arasında 2,20 olarak biliyoruz. Yani şuradaki uzunluğun tamamı 12 birim, buradaki uzunluğun tamamı 16 birim. Ne oldu burada? 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı diyerek 20 olarak bulmuş olduk. Arkadaşlar kullandığınız yol sayısı kadar sizi yüzey oluşturup o yüzeyleri bir araya getirmeniz lazım ve ne olacak dediğim gibi bir şekilde 3 tane kenar kullandığım için 3 yüzey oluşturdum. Benden istenen noktaları birleştirdiğim zaman da doğrusal bir yol elde edersem eğer en kısa mesafeyi bulmuş olacağım. Buna benzer soruları prizmalarda da göreceksiniz. Orada da bu olaydan biraz bahsetmiş olacağız. Arkadaşlar dikdörtgen alanı dediğimiz zaman en basit yöntem, eğer kenar uzunluklarını biliyorsanız, bunun kenar ayrıtlarının, yani farklı ayrıtlarının çarpımıdır. B ile A'nın çarpımından A çarpı B demem gerekiyor. Şöyle de düşünebiliriz. Köşegenler birbirini ortaladığı için burada 4 tane üçgen oluşur. Bu 4 üçgenin alanları birbirine eşittir. Ve bunların arasındaki açıyı da eğer bulabiliyorsanız, o zaman şöyle dersiniz. Dersiniz ki AC köşegeni ile BD köşegeninin çarpımı çarpı aradaki açının sinüsü bölü 2, yani çarpı 1 bölü 2 demem gerekiyor. O nereden geliyor? Buradaki bir kenar uzunluğuna ben ne diyeyim arkadaşlar? A diyecek olursam, yani burası A bölü 2, burası da A bölü 2 olduğu durumda. Burada A bölü 2 oldu. O zaman buradaki bir üçgenin alanı A bölü 2 çarpı A bölü 2 bölü 2'dir. Çarpı aradaki açının sinüsüdür. Sinüs alfa. Yani ne oldu? A kare bölü 8 çarpı sinüs alfayı elde etmiş oldum. Bizim elimizde bundan toplamda 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman ben bunu 4 ile çarparsam ne yapar? A kare bölü 2 çarpı sinüs alfa yapacak. Şimdi o 1 bölü 2, 1 bölü 2. A kareyi ben A çarpı A'da yazarım. Buradaki A'nın bir tanesi AC uzunluğuna eşit. Diğer A'da zaten köşegenler eşit uzunlukta olduğu için BD eşit. Çarpı aradaki açının sinüsünden sinüs alfa demem gerekiyor. Sizin unutmayacağınız şey, bir şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar. Trigonometriyi daha tam olarak görmediniz ama sinüs alfa ile sinüs 180 derece eksi alfanın eşit olduğunu unutmayın. Yani ben sinüs 30 derecenin aynı zamanda sinüs 150 eşit olduğunu görebilmeliyim. Veya sinüs 60 derecenin aynı şekilde sinüs 120 derece eşit olduğunu görebilmem gerekiyor. Devam ettik. Kısa kenar uzunluğu, uzun kenar uzunluğunun neymiş? 5'te 1'iymiş. O zaman şöyle bir dikdörtgen çizdik diyelim arkadaşlar. Kısa kenar uzunluğuna x dersem uzun kenar uzunluğu ne olacakmış? 5x olacakmış. Bize bunun alanını vermiş 80 santimetre kare olarak. Bu durumda x ile 5x'in çarpımı neye eşitmiş? 80'e eşitmiş. Her tarafı 5'e bölsem x karemiz 16 olacak. Buradan bizim x'imiz kaç eşit olacakmış? 4 santime eşit olacakmış. Bize çevresini sormuş. Arkadaşlar bunun çevresi neydi? Farklı ayrıtların toplamının 2 katıydı. Yani x artı 5x'in 2 katını soruyor bize. O zaman burası 6x yaptı. 2 çarpı 6 çarpı biz de x'i 4 olarak bulduğumuz için seçeneklerden bizim 48 santim bulmamız gerekiyordu. Bir sonraki sorumuzda ABC'nin bize ne olduğunu söylemiş, dikdörtgen olduğunu söylemiş. Bu verilenlere göre alan ABC'de kaç birim karedir? Arkadaşlar kenar uzunluklarını bulabilirsek buradaki 9 ile buradaki AB'nin çarpımı bize sonucu verebilir.
Peki buradaki 9 birim az önceki dersimizde bahsettiğimiz gibi DC ile AB'nin arasındaki uzaklık olduğu için ben bunu buraya da taşısam yine buranın dik olduğunu ve buranın da 9 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman şuraya x diyecek olursak x'in karesi ile 9'un karesinin toplamı 3 kök 10'un karesine eşittir. O zaman x kare artı 81 dediğim değer 90 eşittir. Bu durumda bizim x karemiz 9'dur. Yani bizim x'imiz 3'e eşit olacakmış. Bakın şurayı 3 olarak bulmuş olduk. Biz şuraya a diyecek olsak arkadaşlar. Bakın şuranın tamamı a artı 3 yaptı. Bu kenarda buraya eşit olarak verildiği için burası da a artı 3 yapar. O zaman artık biz şurada bir Pisagor yaparsak deriz ki a'nın karesi ile 9'un karesinin toplamı a artı 3'ün karesine nedir? Eşittir. Yani a kare artı 81 eşittir. A kare artı 6a artı 9 dememiz gerekiyor. Bu a kareler gitti. 9'u diğer tarafa alsak ne olur? 72 olur. 6a eşittir. Her tarafı 6'ya bölsem a buradan neymiş? 12'ymiş. Bu durumda bizim AB dediğimiz kenarın uzunluğu a artı 3 yapacağı için bunu da 15 olarak bulmuş oluyoruz. Peki bizden istenen neymiş? Alanı. O zaman bunun alanı yani alan ABCD dediğimiz ifade nedir? Kenarlarının çarpımıdır. 15 çarpı 9 yani 135 santimetre kare ama santimetre vermediği için birim karedir dememiz gerekiyordu. Yani burada iki tane ne yaptık? Pisagor yaparak sonuca ulaşmış olduk. Arkadaşlar AC'yi bize 10 birim vermiş. Bakın köşegen uzunluğunu biliyorum. Kenar uzunlukları hakkında bir bilgim yok. O zaman diğer köşegeni de ben çiziyorum. Ve bu köşegen uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani burası 10 birimse 5'e 5 ayrıldı. Aynı şekilde 5'e 5 ayrılacak burada. 15 derece ise arkadaşlar ikizkenarlıktan 15 derecedir. İki iç açının toplamı konmuş olmayan bir dış açı dersek burayı 30 derece olarak buluruz. Bakın aradaki açıyı da bulduk. Bunun alanı neydi? 1 bölü 2 çarpı köşegenlerin çarpımı 10 çarpı 10 çarpı aradaki açının sinüsü sinüs 30. Sinüs 30'un biz daha önceden 1 bölü 2 olduğunu söylemiştik. 10 çarpı 10 100 yaptı. Bu da zaten 1 bölü 2 yani 100'ü biz 4'e böldüğümüz zaman seçeneklerden bizim 25'i bulmamız gerekiyor. Bir sonraki sorumuzda ABCD'nin bize dikdörtgen olduğunu söylemiş. Bakın şurada bir ne var arkadaşlar? Aslında diklik var. O da açıortaylık yapmış. 45 derece, 45 derece. O zaman burası 90 derece. Bu durumda burada yine nedir? 45 derecedir. Yani burası 5 birimse burası da nedir? 5 birimdir demem gerekiyor. Daha sonra bakın şuradaki açıyla şuradaki açı. Aynı açılar. Nereden yazdım bunu? Z kuralından yazdım. Burası 5, burası 5 ise ikizkenar dik üçgenden buranın 5 kök 2 olduğunu söylerim. Bu durumda şu AB kenarında bakın buradaki ikizkenarlıktan dolayı yani şu iki açıdan dolayı şuraya alfa dersem burası da yine nedir? Alfadır. Burada alfadır. Bu durumda burası da 5 kök 2'dir. Alan ABC'de ne yapar? 5 çarpı 5 kök 2 yapar demem gerekiyor. Yani doğru cevabı ne yapacakmış? 25 kök 2 yapacakmış. Bir sonraki sorumuzda. İlk ders karşılaştığımız sorun benzer ama bu sefer dik vermiş. Bakın burada da diklik var. Ne yapıyorum? Hemen şu P'yi uzatıyorum bu şekilde. Bunun tüm uzunluğunu bulduğumuz zaman aslında neyi buluruz? AB uzunluğunu bulmuş oluruz. Bu durumda buradaki 8 karşıya yansıdı 8 oldu. Buradaki 4 karşıya yansıdı 4 oldu. Diklik karşıya yansıdı dik oldu. Dikten dik inmiş oldu. Bu durumda şuradaki uzunluğum 8 ile 4'ün çarpımının karekökü'dür. 8 çarpı 4 32 karekökü ne yapar? 4 kök 2 yapar demem gerekiyor. O zaman ben artık buradaki AB uzunluğunu 10 kök 2 olarak bulmuş oldum. Benden istenen alan ABC'de o zaman bunun kenarlarından biri 12. Diğer kenarım 10 kök 2 çarptığım zaman seçeneklerden benim 120 kök 2'yi bulmam gerekiyordu.
Devam ettik. Alan ABCD'yi sormuş bize. AF'nin BC'ye eşit olduğunu söylemiş. Yani ben buraya A dersem buranın da ne olduğunu biliyorum. A olduğunu biliyorum. Başka herhangi bir şey yok. Yapıyorum. Bakın, bana alan lazım. Köşegen kullanmadığına göre kenarları kullanacaktır. Ben şuranın tamamına da B diyecek olursam benden istenen alan A çarpı B. Bunu unutmayalım. Bakın aradığım bu. Peki Öklit'te her zaman yükseklik kullanmak diye bir şartım yoktu. Şöyle bir özelliği de vardı Öklit'in. Buradaki 8'in karesi kendisine yakın olan kenarın parçası çarpı tamamıydı. Yani ben buradan 8'in karesini A çarpı tamamının da B olduğunu biliyorum. Bu durumda A çarpı B'miz kaç eşitmiş? 64'e eşitmiş. Bakın biz A çarpı B'yi arıyorduk. Demek ki bizim alanımız 64 birim karedir diyoruz. Devam ettik. ABCD dikdörtgen DF'nin DE'ye eşit olduğunu söylemiş. Tamam. Ne diyor? ABC dikdörtgeninde verilene göre alanını sormuş bize. Herhangi bir köşegen uzunluğu yok. Şu arkadaşlar, buranın dik olduğunu biliyorum. Buralar birbirine eşit olduğu için ne olacak? Burası 45 derece olacak. Burası 45 derece olacak. 45 90 ise yine benzer şekilde burası 45'tir. Burası zaten 90'dır dikdörtgenden dolayı. O zaman burası da ne yapar? 45 yapar. Yani bizim elimizde burada ikizkenar dik üçgenler var. İkizkenar dik üçgende neydi? Bir kenarın kök 2 katıydı. Hipotenüs o zaman kenarımız bizim 8 bölü kök 2'dir. Onu da düzenlersek ne yapar? 4 kök 2 yapar. Bakın burası 4 kök 2. Benzer şekilde burası da 4 kök 2'dir. Bunu bulmuş olduk. Burası 10 sa burası nedir? 10 bölü kök 2'dir. Benzer şekilde burası da 10 bölü kök 2'dir. Yani ne oldu? 5 kök 2 oldu. 5 kök 2 oldu. Yani ben buradaki üst kenarı toplamda 9 kök 2 olarak buluyorum. Yan kenarı ne olarak buluyorum? Yani boyu 9 kök 2, eni de 5 kök 2 olacak. O zaman 9 kök 2 çarpı 5 kök 2 dediğim zaman 45 çarpı 2 deyip doğru cevabın 90 birim kare olduğunu bulmuş olacağız. Devam ettik. ABCD dikdörtgen verilenlere göre alan ABCD kaç birim karedir diye sormuş bize. Devam ettik. ABCD'nin bize dikdörtgen olduğunu söylemiş arkadaşlar. Verilenlere göre taralı alan kaç birimdir diye sormuş. Bakın yukarın tamam 9 birimse aşağıda 9 birimdir. O zaman burası ne yapacak? 6 birim yapacak. Buranın tamamı 6 birimse burası 4 birimdir. O zaman şunu yapabilirim. Büyük dikdörtgenin alanından yani toplamda 9 çarpı 6'dan şuradaki alan yani 6 çarpı 6 bölü 2'yi eksi buradaki alan yani 7 çarpı 4 bölü 2'yi çıkarttığım zaman elimde kalan değer benim için taralı bölgenin alanı olacak. Burası 54. 36 bölü 2'den 18, 28 bölü 2'den 14. Bu durumda benim 54'ten 32 çıkartmam gerekiyor. Yani geriye kalan 22 birim kare benim için ne olacak arkadaşlar? Boyalı bölgenin alanı olacak diyoruz. Devam ettik. ABCD'nin bize dikdörtgen olduğunu söylemiş. Eğer diyor ki BC'nin tamamına 5A dersen EF'de ne olacak? 2A olacak. Bu durumda bakın burası da 5A. Bakın burada bir kum saati var. Şimdi kum saatindeki oranımız ne kadar? 2A bölü 5A kadar yani 2 bölü 5'lik bir oran var. Bu oran hem kenarlar arasında geçerlidir hem de bu üçgenlerin yükseklikleri arasında geçerlidir. Bu durumda bunu ben şöyle yükseklik olarak aldım diyeyim arkadaşlar. Şöyle. O zaman buraya 2A demiştik ya. Buraya ben 2T dersem buraya da benim 5T demem gerekiyor. Yani benim AB uzunluğum ne yapacakmış arkadaşlar? 7T yapacakmış. Buna göre ben artık bunun kenar uzunluklarını T ve A cinsinden buldum. Benden istenen ne? Ya da bana verilen ne var?
dikdörtgenin alanı. O zaman bu alan aslında 7t ile 5a'nın çarpımıdır, bu 211'in karedir. Buradan 35 çarpı a çarpı t'nin 210 olduğunu buluruz. Her tarafı 35'e böldüğümüz zaman a çarpı t'yi 6 olarak bulmuş olacağız. Peki bizden istenen taralı alanlar. Şuradaki taralı alan taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 5a çarpı 5t bölü 2 artı buradaki alan taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 2a çarpı 2t bölü 2. Buradan 25at, 4at toplamda ne yaptı arkadaşlar? 29at bölü 2 yaptı. Ve biz at'yi de az önce 6 olarak bulmuştuk. 6'yı 2 ile sadeleştirince 29 çarpı 3 kalacak. Bunu da 3 ile çarparsak doğru cevabımız kaç olacakmış? 87 olacakmış. Bir sonraki sorumuzda alan ABCD'yi yok. Neyi soruyor? Alan ABCD'yi vermiş. Verilenleri bir yazalım. EF'ye 2K diyecek olursam AE ne olacakmış? 3K olacakmış. Bu bir. PD'ye ne diyelim? T diyecek olursam BC ne olacakmış? 4T olacakmış. Burayı da bize 5 birim olarak vermiş. Arkadaşlar şimdi ben burayı alsam, burayı birleştirsem şöyle düşünebilirim. Kenarı T olan üçgene düşen alan 5 birim kare ise 4T'ye düşen alan 20 birim karedir. Buranın 20 olduğunu söyleyebiliriz. Sonra bakın buradaki 2K'lık kenar, bakın bu elimizde bir üçgen var. Bu üçgeni ne yapmışım? Bölmüşüm. Şuradaki BE doğrusuyla. Kenarları ayırdığı oranda alanları da böleceği için ben buraya 2A'lık bir alan dersem buradaki alana ne demem gerekiyor? 3A demem gerekiyor. Şimdi dörtgenlerden öğrendiğimiz özelliğe göre bir dikdörtgeni veya dörtgenin herhangi bir kenarında bulunan bir noktadan köşelere çekilen doğruların oluşturduğu üçgenin alanı bu yandaki kalan alanların toplamına eşitti. Hatta oradaki dörtgenin alanın yarısına eşit. Bu durumda ben buradaki 5A'nın aslında 20 ile 5'in toplamına eşit olduğunu, yani 5A'nın 25, bu durumda A'nın da 5 birim olduğunu bulmuş olacağız. Bizden istenen alan BCFE. BCFE yani neresi arkadaşlar? Şurası ve şurası. Yani şu taralı bölgeyi arıyoruz biz. Yani bizden istenen 20 artı 2A. A'yı da biz 5 birim bulduğumuz için 2 çarpı 5 deyip doğru cevabı 30 birim kare olarak bulmuş oluyoruz.